Haftanın manşetinden mutlu günler sayın seyirciler. Ege TV ekranlarında, Denizli stüdyolarında bir haftanın manşeti programıyla daha yine sizlerle birlikteyiz. Denizli son günlerde özellikle siyasette gündem yaratan kentler olarak Ankara'nın, Türkiye'nin gündemine oturan şehir olarak da herkesin göz bebeği haline geldi. Son siyasi gelişmeler, siyasi aktörler ne söylemeye çalışıyor, gündem neyi getiriyor ve tabii ki gündemimizde olmazsa olmazımız ekonomi, bu ve bunun gibi pek çok Denizli, Ege ve Türkiye gündemini söyleşeceğimiz önemli bir konuğum bugün bizlerle birlikte. AK Parti Grup Başkan Vekili, Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan bizlerle. Sayın Özkan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz önce herkesin konuştuğu 7'den 70'e ekonomiyle başlamak istiyorum. Gündem sıcak, konularımız çok fazla. Hemen doğrudan bir giriş yapalım. Son dönemlerdeki faizdeki puan eksilmesiyle birlikte döviz kurlarındaki artış hepimizin gündeminde. Ve tabii ki sizin yaptığınız açıklamalar da yine kamuoyunun gündemine ama olması gereken ama farklı şekilde yansıdı. Gündemle ilgili öncelikle şu anki önceliğiniz, şu anki çalışmalar ve değerlendirmeniz bizim için önemli. Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi tabii öncelikle siyasi iktidar demek, hükümet demek, milli yardımcı tecelli eden, milletten aldığı yetkiyle millete hizmet eden kadroların yapması gereken görev, ülkenin refahını, ülkenin ekonomik kaynaklarını 85 milyon aziz milletimize olabildiğince adil bir şekilde paylaştırmak demektir. Bizim görevimiz o. Biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti olarak 19 yıl boyunca milletimizden almış olduğumuz yetkinin durmak yok yola devam anlayışıyla hala milletimizi göz bebeğiysek ve milletimiz için yine yaparsa AK Parti yapar denilmesinin sebebi odur. Biz milletimizin kaynaklarını ancak ve ancak aziz milletimizin kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda ülkede üretimi, istihdamı, ihracatı ve refahı artırmak ve artan bu refahı 85 milyona dağıtmamız gerekiyor. Evet, ekonomik göstergelerden birisidir kur. Ancak yegane göstergesi değildir. Bir ülkenin refahını, bir ülkenin üretimini, istihdamını, kişi başına düşen gayri safi milli hasıladan aldığı payı ve özellikle o ülkedeki gençlerin iş bulabiliyor olması işte bu parametrelerden birisidir. Bu anlamda ülkedeki ekonomik değerlendirmeler yapılırken sadece meseleye kur üzerinden yaklaşmanın doğru olmadığını düşünüyoruz ve bunu söylüyoruz. Kur bunların bir getirisi, bir sonucu, bunların bir göstergesi olabilir mi? Ancak eğer bir ülkede biz istersek bugün doları kurunu çok daha aşağılara çekme imkanı sahipsiniz. Nasıl? Çünkü faiz de bize diyor ki faizini %30'a çıkar diyor. İndireyim doları 7 liraya diyor. 6 lira düşürün %35'e çıkar diyor. İyi de bu ülkede geçmişte %70, %80 efendim faizin olduğu ortamlarda dolar kuru yine dizginlenebilmiş değildi. Doymak bilmeyen bir anlayıştır bu faiz lobisi. Ve artan faiz sürekli daha fazla faiz, daha fazla yoksulluk, daha fazla açlık, sefalet ve yoksullaşan Türkiye demek, üretmeyen Türkiye demek. Biz onun için diyoruz ki bu ülke yatırım, üretim, istihdam ülkesi olsun. Bu ülke efendim dolar kurunun tehdidi nedeniyle daha fazla faiz yerine daha az faiz, daha fazla yatırıma dönsün. Ve böylelikle ülkemiz kendi kendine yetebilen ve ürettiğiyle de dünyayı doyurabilen bir ülke olsun. Refah ülkesi Türkiye'ye ulaşalım. Bizim anlayışımız budur. Bu anlamda bakınız şu anda Türkiye tarihinde ilk kez dünyanın toplam ihracatında %1 rakamına ulaştı. Ekonomi Bakanımız malum, Ticaret Bakanımız Mehmet Muştu bunun müjdesini paylaştı. Dedi ki Türkiye tarihinde ilk kez dünya ticari ihracatının toplamının %1'i oranında ihracata ulaştık dedi. Aslında bu bizim 2023 hedefimizdi. 2023'te dünya ticaretinde toplam ihracat 50 trilyon dolar olacağı varsayılarak Türkiye olarak da bunun %1'ine ulaşmak, yani 500 milyar dolar hedefine ulaşmak istiyorduk. Ve dünyada küresel resesyon, yine küresel salgın, küresel ısınma bağlı malum olduğu üzere bir daralma yaşandı. Ve bu daralma 50 trilyon dolar değil dünyadaki toplam ihracatın 21 trilyon dolara kilitledi. Yani beklentiye ulaşamadı. İşte bu 21 trilyon doların da %1'i 210 milyar dolara hamdolsun Türkiye olarak ulaştık. Bu büyük bir başarıdır. Şimdi doları bize gösterenlere soruyoruz.
Arkadaş, bu ülkedeki ihracat son 19 yılda nereden nereye geldi konuşabiliyor musunuz? Yani 35 milyar dolarlık ihracatı bugün hamdolsun bizler 210 milyar dolar, neredeyse 10 katına çıkarmışız, az kalmış. İnşallah o da başaracağız. Ve bu ülkede kadın istihdam oranını %25'lerden %38'lere çıkarmışız. Ve bu ülkede yine 19 yıl boyunca eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, istihdamda hamdolsun bu yatırımları hayata geçirebilmişiz. Evet Mehtap Hanım, düşünebiliyor musunuz? 19 yıllık bir dolar kurunu bizlere soruyorlar. Evet, 2002'de 1.6 olan dolar kuru bugün 10 baremine ulaştı. Ve arada 6 katlık bir artış var. Şimdi soruyorum, AK Parti'den önceki 19 yılda ne olmuş? 83 ile 2002 yılları arasında dolar kuru tam 6.680 kat artmış. 1983'te 220 lira olan dolar 2002 yılında 1.680.000 liraya ulaşmış. Yani 6.600 kat. Muazzam bir rakam. Yani anlatmak gerekir ki 2002'den bugüne yakalanan istikrar sayesinde, düşen faizler sayesinde elbette bir taraftan üretim ve yatırım olurken diğer taraftan da doların belirli bir skalada kalması sağlanmış. Bu anlamda AK Parti'nin dolar kuruyla mücadelede de aynen faiz ve enflasyon gibi bir başarı elde ettiğini hatırlatalım. Elbette bize dolar kuru soranlar bu ülkede %180, %70 faizin ve %120 ticari faizin, banka kredi faizlerinin olduğu dönemde %60-70 indirilmeyen enflasyonun canavarla figüre edildiği dönemleri bizlere anlatmıyorlar. Öyle değil mi? Gençler anlatıyoruz biz. Yani eskiden Türkiye'de ekonomistler, ekonomi çevreleri şunu söylüyordu. Diyordu ki, Türkiye'de enflasyonla yaşamaya hepimiz alışmalıyız. Türkiye'de enflasyon düşürülemez ve enflasyon ekonomik hayatın bir gerçeğidir yaklaşımını kamuoyuna anlatıyorlardı. Oysa ki bugün öyle değil. Hamdolsun bugün artık %7,5'ları faiz oranı 2013'te görmüş devri hükümetlerimiz döneminde. Ve yine %10'ların altına enflasyonu indirebilmişiz. Enflasyonu hepimiz gerçek olarak görüp alışmalıyız diyenlere rağmen biz bunu başarmalıyız. Şimdi aynı gerçekle karşı karşıyayız. Diyoruz ki bu ülkede yatırım yapılabilmesi için faizlerin düşmesi lazım. Faizler düşmediği takdirde enflasyonun dinlenebilmesi mümkün değil. Şu anda tabii küresel salgına bazı bir enflasyon yok değil, var. Şu anda Almanya'da, Avrupa'da %10'ları aşmış bir enflasyon var. Avrupa bu enflasyonları tarih boyunca hatırlamıyor. Yine Amerika'da 7 kat, 8 kat artmış %0'lar bandındaki enflasyonun %7-8'leri onları yakaladığını görüyoruz. Demir, çelik, petrol, gübre, plastik ve yine doğalgaz fiyatındaki rakamlar malum Türkiye endeksi değil. Küresel rakamlar bunlar. Bunlar küresel borsalarda işlem görüyorlar. Yani gübre, kaynağı azot, fosfat, nitrat, potasyum, doğalgaz, yine petrol fiyatları, demir, çelik, ham maddesi. Bunlar küresel borsalarda fiyatları belirlendiği için Amerika'da da, Almanya'da da, Hollanda'da da salgın nedeniyle üretimi durmasından kaynaklı, tedarik zincirinin bozulmasından kaynaklı sebeplerle bütün dünyada fiyatları dolar bazında, Türk parası bazında demiyorum, Amerika'da dolar bazında gübre %260, 100 dolar 260 dolar olmuş, fiyat artmış. Yine petrol, emtia fiyatlarındaki durum hakeza. Yani biz küresel salgından kaynaklı, tedarik zincirinin bozulmasından kaynaklı fiyat artışlarını ayrı değerlendirmemiz lazım. Türkiye'de ekonominin yönetiminden kaynaklı fiyat artışlarını ayrı değerlendirmemiz lazım. Evet. Bu anlamda şu anda bahsettiğimiz piyasadaki ekonomik göstergelerde enflasyonun küresel tedarik zincirine bağlı olduğunun altını çizmek lazım. Şu anda demir çeliği konuşuyoruz, gübreyi konuşuyoruz, yine doğal gaz, petrol fiyatlarını konuşuyoruz, demir çelik, emtia fiyatlarını konuşuyoruz. Buralardaki artışa baktığımız zaman küresel anlamda mesela yine ekranları başlarında bizleri izleyen ev tekstili üreticilerimiz, tekstil sektörümüz iplik fiyatlarını söylüyorlar. Evet, şu anda Çin, Avrupa, bütün dünya iplik, pamuk üretiminde inanın gramını dahi değerlendiriyor ve büyük bir rekabet var.
dükkan ulaşma noktasında. Fiyatı ne kadar? Fiyatı önemli değil diyor. Hepsini çekmek istiyorum diyor. Bütün dünya ülkeleri. Onun için Türkiye endeksli değil. Eğer biz küresel endeksli bir emtia fiyatındaki artışı, eğer biz Türkiye endeksliymiş gibi hükümeti sorumlu tutacak olursak, bugün muhalefetin yapmaya çalıştığı o durumda, şu da çok haklı bir eleştiri olur. Ey hükümet, salgını neden Türkiye'nin önüne getirdin? Neden salgının, COVID-19'unun Türkiye girişini engellemedin anlayışından farklı değildir. Bakınız, bana çıksın muhalefetten birisi desin ki, Sayın Özkan, sizin söylediğiniz gibi değil. Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri'nde gübrenin fiyatı sizin dediğiniz gibi değil desin. Hah, biz varsa öyle bir durum, onun cevabını verebilelim. Öyle bir durum yok. Desinler ki Almanya'da efendim petrol fiyatları şöyle. Ancak siz Türkiye'yi iyi yönetemediğiniz için Türkiye'deki petrol fiyatları şöyle diyemezler, diyebilemezler. Çünkü küresel borsalar. Bakın son bir söz bu bağlamda. Bu konuyla araya bir şey sormak istiyorum. Aynı konu çünkü. İşte küresel piyasalardaki artış, enflasyon ve dünyanın aslında bu zorlu bir ekonomik sürecinden kesinlikle hepimiz de görüyoruz, takip ediyoruz. Peki acaba Türk lirasının da döviz kuru, özellikle dolar karşısındaki değer kaybıyla biz daha fazla hissediyor olabilir miyiz? Bakın, çok özellikle bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle salgın başladığı andan itibaren hükümet olarak Cumhurbaşkanımız liderliğinde vatandaşımıza doğalgaz ve petrol ürünlerinin getireceği ek maliyetleri ortadan kaldırmak için tam 170 milyar TL devletimizin kasasından vatandaşlarımızın faturalarına subvanse ettik ve onları destekledik. Şimdi bu hissedilmiyor. Neden hissedilmiyor? Çünkü biz eğer bu destekleri yapmamış olsaydık, elektrik fiyatı, doğalgaz ve petrol fiyatlarında vatandaşımıza yansıyacak olan faturalar yükselmiş olacaktı. Tam 170 milyar lira biz özellikle kur kaynaklı Türkiye'nin dolar karşısında değer kaybetmesinden kaynaklı vatandaşlarımıza yansıyacak olan faturaları durdurduk. Çok önemli. Bu anlamda şu anda bahsettiğimiz dolar ve yabancı para cinsinde fiyatlarının küresel borsalarda belirlenen ürünlere bakacak olursak, bu ürünlerdeki fiyat artışı Türkiye'de dolar kurundaki değişikliğe rağmen artmadı. Devlet olarak bir sübvanse ettik. 170 milyar lira. Bu da yaklaşık 20 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu kadar devletimiz kendi kasasından bunu sübvanse etmiştir. Bu anlamda konunun genelinin küresel kaynaklı olduğunu bilmeliyiz. Bakın şu anda dünya ekonomi çevreleri şunu konuşuyor. Bu salgın kaynaklı yaşanan enflasyonun kalıcı olma riski konuşuluyor. Türkiye'den bahsetmiyoruz. Dünyada ciddi bir efendim tedarik zincirinin bozulmasından bahsediyoruz. Şimdi Mehtap Hanım düşünün. Bir dünya devleti İngiltere. İngiltere'nin iki büyük şirketi BP, Shell. Bunlar vaktiyle hani tarih kitaplarında petrol kaynaklı 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın çıktığından bahsedilir. Doğru mu? Ülkelerin sınırları da bu savaşların petrol üzerinden çıkmasına bağlı olarak çizildiği ifade edilir. Şimdi İngiltere'de petrolü yöneten, petrol borsasını adeta elinde bulunduran İngiltere'de mazotun, benzinin, akaryakının olmadığını, olmayacağını bundan 40 yıl önce söylesek kimse inanmazdı. Çünkü ciddi bir dünyada tedarik zincirinin bozulması söz konusu. Şimdi belki de bizleri izleyenler şu eleştirileri yapacaklardır bazıları. Diyecekler ki yahu orada şoför bulunamadığından bunlar kaynaklanıyor. Arkadaş, şoför yoksa bunu döşeseydi. Farklı bir yöntemle bunu çözseydi. Yani Avrupa'nın böylesi bir daralmayla, darboğazla karşı karşıya kalacağını bundan 40 yıl önce söylese kim inanırdı? Elbette kimse inanmazdı. İşte aradan geçen süre zarfında Avrupa değişen bu çağa ayak uyduramadı ve tedarik zinciri bozulurken bundan etkilenen ülkeler arasında yer aldı ve enflasyonla boğuşmaya başladılar. Türkiye olarak bu anlamda dolar kurundaki değişikliğe rağmen vatandaşımıza salgının ortaya çıkardığı bu tedarik zincirinin bozulmasından kaynaklı maliyetleri minimize etmek için biz 170 milyar lira vatandaşımıza destek olarak faturalara yansımalarını engelledik. Bazı fiyat artışlarının ve vatandaşların da bunun aslında
farkında. Peki bundan sonra ne olacak? Asıl önemli olan bu. Şimdi evet, bir noktaya kadar sübvanse edebiliyorsunuz, destekleyebiliyorsunuz, yansıtmak için çeşitli politikalar üretebiliyorsunuz ama asıl vatandaşın gözü kulağı da hükümetten gelecek bu ekonomi. Bundan sonra ne olacak? Bakınız Merhaba Hanım, bundan sonra dünyada yaşanan bu küresel enflasyon, küresel resesyon, tedarik zincirinin bozulmasından kaynaklı sıkıntıların aşmanın en önemli yolu daha fazla üretim yapan, daha fazla ihracat yapan ve üretim ve ihracat sayesinde istihdamı topluma yayan, refahı topluma yayan ülkeler bu süreçten kolaylıkla kurtulacak. Faizdeki puan iyice... İşte bunu da tam da budur. İşte faizlerdeki düşüşün sebebi de bu. Bakınız biz faizlerin düşmesini üretimi, yatırımı artırmak, daha fazla üretimi sağlamak, elde edeceğimiz ihracat avantajı ile Türkiye'yi Çin'in elindeki ihracat avantajını ele geçirmek suretiyle hızla büyüyen ülkelerin arasında yer almak. Bakın bu noktadaki başarımız görülüyor. Şu anda 170 milyar dolarlık ihracatı bir yıl içerisinde 210 milyar dolarları çıkarabilmek. Bu çok ciddi bir rakam. Bu Cumhuriyet tarihinde ihracat rekorunun kırıldığı bir yıl olarak tarihe geçecek. Ve dünyadaki toplam ihracatın %1'i oranında ihracat hedefinin başarılmak suretiyle %1'ine, yani 210 milyar dolar ihracata ulaşmak bu yıl gerçekleştiren başarılı. İnşallah bu sayede biz elimizdeki ihracat avantajını kullanarak, ithalatı azaltarak, cari açığı kapatarak ve üretimde elde edilecek bu artışı istihdamla toplumun tüm kesimlerine yaymak suretiyle salgının ortaya çıkarmış olduğu bu ekonomik sıkıntıları aşma gayreti içerisinde olacağız. Ve hamdolsun bugün bunu dünyada en iyi yöneten ülkelerin içerisinde yer alıyoruz. Çin eski avantajını kaybetti. Çünkü hem tedarik zincirindeki bozulma, hem de Çin'de artan maliyetler, hem de pazara, uluslararası pazarlara uzaklığı bu avantajını kaybetti. Ve Türkiye bu avantajı elde eden ülkeler arasında yer aldı. Bunu da ihracattaki rakamlardan görüyoruz. Ve inşallah bunu 2022 yılında çok daha artırmak suretiyle 2023'te o kutlu hedefimize, 2023 hedefimize ulaşacağız. Ve 2023'te inşallah Türkiye üretimde, istihdamda ve ihracatta Avrupa'daki pek çok ülkeyi geride bırakmış ve Çin'in ihracat avantajını ele geçirmiş ve refahtan en çok payı alan ülkeler arasında hak ettiğimiz yeri, o muasır medeniyetler seviyesi hedefine ulaşmak suretiyle elde edeceğiz. Evet, şimdi ekonomideki gelişmeler ve tabii ki politika çalışmaları da devam ediyor. Ancak vatandaşın yine gözü kulağı da Ankara'da bütçe görüşmelerinde. Yeni yılın, 2022 yılının bütçe dağılımı. Keza bütün detaylara baktığınız zaman Türkiye'nin ne kadar üreten bir ülke konumuna gelecek, hangi sektörlere yığılım yapacağız, hangi sektörler artık küresel piyasada ön plana çıkıyor. Bizim için bu ipuçlarını verse de vatandaş için de tabii ki milyonlarca asgari ücret görüşler rakamı da merak ediyor. Bu noktada da sözleriniz bizim için çok önemli. Şimdi tabii biz milletimizin bütçesini yapıyoruz. Bütçe milletin hakkıdır. Ve bu anlamda 2022 yılı bütçesi de her zaman olduğu gibi geleceğimize yatırım yaptığımız bir bütçe olacak. Geleceğimiz ne? Gençlerimiz. Yani biz eğitimde ve gençlerimizin dünya gençliğiyle rekabet edebilme noktasında daha iyi bir noktaya ulaşabilmeleri için eğitimde ve gençlik hizmetlerinde en fazla yatırım bütçesi ayırdığımız yıl olacak. Bu önemli. Ve yine teknoloji üreten bir ülke olmak suretiyle gençlerimizin kendi cennet vatanımızda, ana vatanımızda üretim ve teknoloji ortaya koyabilecekleri bir iklimi hayata geçirmek. Bunun gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda 2021 yılı bütçesinin gençlik bütçesi, geleceğimize yaptığımız bir yatırım bütçesi olmasının yanında yine salgının sağlık, sosyal yaşam ve ekonomi üzerindeki etkilerini ortadan kaldıracak ve vatandaşlarımızın refahını artırma hedefini güdecek bir bütçe olduğunun altını çizelim. Yani 2021 yılı malum olduğu üzere salgının ortaya koyduğu sosyoekonomik riskleri, krizleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Biliyorsunuz biz 2002 yılından itibaren insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla vatandaşlarımızın sağlığını korumak üzere öncelikle sağlık ocaklarından başlayarak vatandaşlarımızın devlet hastanelerinde, şehir hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarının hayata geçmesi suretiyle isteyenin özel sağlık kuruluşlarında tedavi olabilmeleri için güçlü bir sağlık altyapısı oluşturduk. Ve sadece hastane anlamında değil,
aynı zamanda tıbbi cihaz üretiminde, efendim sağlık ürünü üretiminde, sağlık teknolojilerinde ve ecza sektöründe de hamdolsun ciddi yatırımlar yapmak suretiyle adeta salgını 2002 yılından beri görüyormuşçasına hazırlık yapmak suretiyle salgının ortaya koyduğu bütün riskleri hamdolsun vatandaşlarımızın sağlığını koruyarak ortadan kaldırdık. Riskleri ortadan kaldırdık. Ama diğer taraftan artık dünyada salgın sadece sağlık üzerindeki etkileri üzerinden konuşulmuyor. Elbette sağlıkla ilgili hem aşı çalışmaları, aşı üretimi ve salgınla mücadelede sağlığı koruma anlamında yaptığımız çalışmalar görülüyor. Bu anlamda bütün dünya seferber. Ancak Türkiye olarak biz ayrıyız. Dünyanın neresinde olursa olsun COVID-19'da karşı karşıya kalan vatandaşlarımızı ambulans uçaklarla ülkemize, cennet vatanımıza getirmek suretiyle buralara sağlığa kavuşmalarına imkan sağladık. Ama diğer taraftan da malum kendi vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan üzerlerine düşen sıkıntıları bertaraf etmek üzere de büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Bugün Avrupa'da pek çok ülkede hükümetler kurulamazken, kurulmuş hükümetlerde sağlık ve ekonomi bakanları bir bir istifa ederlerken, Türkiye hamdolsun destansı başarılarla yoluna devam ediyor. Ve var olan sıkıntıları da yine çözecek olan biziz. İnşallah milletimizle dayanışma içerisinde, çiftçilerimizle, esnafımızla, sanayicimizle, işçimizle, inşallah büyük bir seferberlikle 2021 yılı bütçesinde yine yeni başarılarla, yeni rekorlarla milletimizi aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Özetle Denizli'mizin yatırımlarını da bütün Denizli siyaseti olarak Ankara'da bakanlık ziyaretlerini gerçekleştirdik. Bütçede yer alması gereken ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, savunmada, altyapıda bütün hizmetlerin takibi noktasında büyük bir program çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hemen şehir hastanesini sorayım. Hemen yürü. Şehir hastanesi artık bizim 2021 yılı bütçesinde konuşacağımız bir konu olmaktan çıktı. Çünkü biz inanın ben her hafta sonu Denizli'de olduğum müddetçe Karahasan'daki şehir hastanemizin olduğu bölgeyi geziyorum. İnşaatı yerinde görüyorum. Ve orada hummalı bir çalışma var. Yoğun bir çalışma. İnşallah bu dev yatırımın en kısa zamanda hayata geçmesine imkan sağlayacak. Ve tabii biz şu anda bahsedeceğim, madem ki şehir hastanesini açtınız, bir iki devam eden yatırımı 2021 bütçesiyle ilgili bir konu olmaktan bile çıktı. Başladı, inşallah bitiyor. Otoyol çalışmasını takip ediyoruz ve Aydın Denizli Otoyolu Denizli'mizdeki ilk otoyol projesi olacak. Ve inşallah onu da 2022 yılı içerisinde hizmete almış, devreye almış olacağız. Ve yine tünel inşaatında yaşanan o kazı çalışmaları, veriler ile ilgili adımlar atıldı. İnşallah o tünel çalışması da 2022 yılı içerisinde devreye alınmış olacak. Bu anlamda ilimizi devam eden toplulaştırma, devlet su işlerinin yapmış olduğu baraj, gölet ve basınçlı sulama çalışmaları devam ediyor. Ancak biz özellikle 2022 yılı bütçesi çalışması ile ilgili deniz siyaset olarak milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımızla Ankara'da bakanlıklarda yapmış olduğumuz çalışmalarda bütün ilçelerimizden ilçe başkanımız ve belediye başkanlarımız nezdinde, kaymakamlarımız nezdinde yapılacak bütün proje çalışmalarını tek tek topladık ve onları büyük bir tertip ve düzen içerisinde Ankara'da ilgili bakanlıklara götürdük. Eğitim mi? TOKİ mi yapacak Çevre Bakanlığı'nda? Milli Eğitim Bakanlığı mı yapacak? Milli Eğitim Bakanlarımız, Bakanımızla. Yine Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren askeri teşkilatlarımızın yerleriyle ilgili ve oralarda yapılacak diğer projelerle ilgili çalışmaya ilgili bakanımızla. Yine Sağlık Bakanımızla, Sanayi Teknoloji Bakanımızla, Organize Sanayi Bölgemizin çalışmaları tek tek görüştük. Ve inşallah onların çalışmalarını hem 2022 yılı bütçesi içerisinde hem de Strateji Bütçe Başkanlığı'ndan ayrılacak kaynaklar nazdinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun yanında Denizli'mizin dışında gençliğin bütçesi olacak dedik. Evet. Gençlerimizin milli eğitim olsun, Gençlik Spor Bakanlığı olsun, teknoloji çalışmaları olsun. Bunların takibini de yine bütçede devam ediyoruz ve gençlik bütçesi olacak. Ve yine salgının ortaya koyduğu sosyal ve ekonomik riskleri ortadan kaldırmak için inşallah bütçede çok güzel destek projeler var. Çiftçimizden esnafımıza, sanayicimize, işçimize her alanda
inşallah yeniden bir şahlanış yılı olacağının müjdesini buradan hemşehrilerimize ve gençlerimize paylaşmış olalım. Evet, programın son kısımlarında sorularım var. Biz tabii bu yayının duyurusunu yaptığımız zaman Twitter'dan yüzlerce de soru geldi. Lütfen buna da değinelim. Bir oran yapıp birkaç soru da alacağım ama tabii ki yine Denizli siyaseti belirleyen bir aktör, figür olarak, bir şehir olarak Türkiye gündemine geldi demiştim açılışta da. Cumartesi günü de İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener Denizli mitingiyle, miting kelimesi olunca biz zaten vatandaşların hafızasına neden miting? Acaba bir seçim mi var? Bir erken seçim çağrısı mı diye de erken seçim yeniden gündeme geliyor. Şimdi önce önemli olan onu sormak istiyorum. Ardından miting değerlendirmenize de gelmek istiyorum. Aslında geçen hafta yalnızca Meral Akşener değil, birbirinden farklı partilerin liderleri de, 3 siyasi partinin lideri Denizli'deydi. Bu anlamda da önemli bir şey. Hemen onu değerlendirmenizi isteyeceğim. Erken seçim yine Millet İttifakı'nın, hükümetin dışındaki partilerin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışındaki partilerin de gündeminde. Erken seçimle ilgili hükümetin görüşü nedir? Bu çağrıları nasıl yansıyor Ankara gündemine ve İyi Parti'nin mitingi sizce neler gösterdi bize? Şimdi ben öncelikle Denizli söz konusu olunca, malum olduğu üzere Yeşilçam'ın ünlü sanatçısı Kadir İnanır da Muğla'dan İstanbul'a giderken Denizli'mizden geçiyor ve burada maalesef rahatsızlanarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınıyor. Ve biz de yakinen sağlık durumunu takip ediyoruz. Ve tabii Kadir İnanır ülkemiz, milletimiz, değerlerimiz, sanatımız için çok önemli bir sanatçımız. Kendisine acil şifalar temenni ediyoruz ve doktorlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde sağlık durumunun iyi olduğu ve her geçen gün daha iyiye gittiği ve bu noktada kalıcı bir hasarın söz konusu olmadığı yönünde güzel müjdeli haberler verdiler. İnşallah tez zamanda da sağlığına kavuşacağına, kadim tarihimizin adeta sağlık merkezi olan Denizli'mizde Kadir İnanır'ın da sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Bütün sevenleri adına biz de Allah'tan acil şifalar niyaz ediyoruz. Tez zamanda aramıza kavuşur inşallah. Tabi diğer taraftan Denizli'miz malum olduğu üzere İyi Parti'nin mitingiyle de Türkiye gündemine geldi. Sizin de bahsettiğiniz gibi miting gibi bir miting yaptı İyi Parti. Çünkü miting demek bir araya gelmek, toplanmak demek. Çünkü en büyük toplantıyı İyi Parti yaptı. Zira sadece Denizli'den toplamadı. Manisa'dan, Muğla'dan, İzmir'den, Aydın'dan, Burdur'dan, Isparta'dan, efendim Afyon, Karahisar'dan, Balıkesir'den, ta Samsun'dan bile bu mitinge gelenler oldu. Tamam güzel de miting, eğer siz bu kadar civardan topluyorsunuz o vatandaşlarımıza zahmet vermeyin. Yani çıkın televizyonda konuşun, herkes dinlesin. Ancak bakın şu anda bizim de elimizde yer alan sadece birkaç tanesini göstereceğim. Gemlik neresi? Ta efendim Marmara kıyısında bir şehir. Gemlik ilçe başkanlığının, İyi Parti ilçe başkanlığının ne diyor? Saldırılar bizi yıldırmaz, tehditler korkutmaz. Genel başkanımız Meral Akşener'in her daim yanında olduğumuz göstermenin tam zamanı, yanında olmanın göstermenin tam zamanı ise kendi şehrinde çalış. Partimizin Denizli mitingine gidiyoruz. Nereden? Gemlik'ten, Bursa'dan, efendim İznik'ten, yine Namık Kemal Döngel irtibat numarasıyla ilçe başkanlığı önünden otobüsler kaldırılacaktır diyor. Bakınız, biz İyi Parti Karşıyaka ilçe başkanlığı olarak yönetimimiz ve üyelerimizle beraber İyi Parti Denizli mitingi için yollardayız. Fotoğraflara bakın, yollarda geliyorlar. Şimdi bir miting yapmışlar. Ne kadar civar il var? Hepsini Denizli'de toplamışlar. Yine Denizli'ye gidiyoruz başlığıyla İstanbul Maltepe'den. Bakınız Maltepe'den genel başkanlarına desteğe gidiyorlarmış. Yahu siz oradan desteğe gerek yok. Varsa seveni Denizli hemşehrilerimiz misafirperverdir. Zaten yalnız bırakmaz. Niçin destek veriyorsunuz? Yani desteğin bir sebebi var. Dün olmayan desteğin bugün sebebi ne? Yani Lütfü Türkan'ın yapmış olduğu açıklamalar sebebiyle milletimiz nezdinde görmüş olduğunuz reaksiyon kırmak için mi? Bunun için gövde gösterisi yapıyorsunuz. Yahu sizin yapmanıza gerek yok ki. Eğer siz çıkar da Lütfü Türkan'ın o haksız ifadeleri karşılığında Lütfü Türkan'a bir uyarı cezası bile vermediler. Düşünebiliyor musunuz Mehtap Hanım? Bir kınama cezası bile vermediler. Bırakınız çıkarmayı, geçici veya kesin çıkarmayı.
bir uyarı cezası bile vermeden, eğer siz o vakur duruşu ortaya koymuş olsaydınız, İyi Partililere sesleniyorum. Gerçekten bir vatandaşımıza, bir şehit ailesine değil, herhangi bir kişiye yapılmayacak bir ifadeyi yapan bir Türkan'a hak ettiği cezayı vermiş olsaydınız, bir uyarı cezası vermiş olsaydınız, inanın zaten Denizli'nin şeylerim sizi burada sırtlarında taşırdı. Ama bunu yapamadınız. Hüttü Türkan'ın görevinden kesinlikle doğrudan bununla alakalı olan bir gövde gösterisidir. Yanlış oldukları hatayı ve Hüttü Türkan'a vermedikleri cezanın karşılığında Denizli hemşehrilerimizin onlara itibar etmeyeceğini, onların bu ziyaretine cevap vermeyeceğini biliyorlardı ve onun için aynen şehirler arası terminallerde olduğu gibi Burdur, Isparta, Afyon, Karahisar, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Samsun, Trabzon, Ordu, Yozgat kalmasın anlayışıyla ne kadar Türkiye'nin dört bir vilayeti varsa oralardan efendim, katılımcı getirmek suretiyle burada bir çalışma yaptılar. Bakın devam ediyoruz. Maltepe'de 19 Ekim Cuma gecesi saat 1'de o insanlar da mağdur etmişler. Ta İstanbul'dan buraya mitinge getiriyorlar. Maltepe İş Bankası'nın önünde Maltepe'liler bunu bilirler yani Maltepe İş Bankası'nın önünde otobüsümüz kalkacaktır diyor otobüsümüz. Yine Menemen İlçe Başkanlığı'ndan saat 14'te olacak miting için yollara çıktık diyor. Otobüslerimiz hareket etti. Otobüslerimiz Türkçe'de çoğunluğu ifade eder ve bir tane otobüs değil onlarca otobüsün oralardan buralara getirildiğini gösteriyor. Yani bakın yapılması gereken doğru siyaset yaparsanız bırakın size oy vermeyi. Bırakın sizin için mitinge gelmeyi, canını bire verir bu millet. Bu millet kendisi için güzel hayaller kuran, o hayalleri hayata geçiren, aşk ile çalışanı bilir. İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza o yılmaz vizyonunu hayata geçirmek için her seçimde verdiği o desteği bu millet her bir siyasi hareket için verir. Ama yapmanız gereken tek şey var. Bu milletle kalp ve gönül birlikteliğini kuracaksınız. Milletin değerlerini kendi değeriniz olarak göreceksiniz. Milletin kaderini de kendi kaderiniz olarak göreceksiniz. Eğer milletin gösterdiği istikamette, milletin çizdiği rotada yol alırsanız, bu millet sizi asla bırakmaz. Ancak biz milletimizden güç alarak, milletimizden aldığımız destekle, milletimize hizmet mücadelemizi sürdürürken, onlar da dostlarıyla beraber iktidara gelmeyi planlıyorlar. İşte onun için kendi milletine hakaret eden, şehit ailelerine ağza alınmayacak o hadsiz yakıştırmaları ve iftiraları hakaretleri yapan milletvekiline cezayı vermeyen İyi Parti bundan sonra sokağa çıkamayacağını bildiği için, esnaf gezemeyeceğini bildiği için bu bildirme kıtalarla miting yapmaya çalışıyor. Tam bir miting yapmış, bütün Türkiye'yi toplamaya gayret etmiş. Ancak toplananın da çift rakamları, 10 bin rakamını bulamadığını biz görmekteyiz. Bu anlamda inşallah en güzel cevabı da 2023'ün okutlu hedefinde milletimizden alacaklardır. Biz milletimize dayanıyor, milletimize gönül köprüleri kuruyor ve milletimize hizmet mücadelemizi sürdürüyoruz. Evet, aslında burada mitingdeki kalabalığın sizin gözünüzde, nazarınızda hem sosyal medyadaki yine genelde bindirilmiş kıta denir buna. Ben demiyorum. Ben şimdi ben demiş olursam iftira atmış olurum. Ben demiyorum. Bunu ben demiyorum çünkü İyi Parti Maltepe Teşkilatı'nı yalanlamış oluruz. Evet. Böyle bir yalan yok. Bakınız İyi Parti Menemen Teşkilatı'nı yalanlamış oluruz. Eğer oralardan gelmedi desek ayrıca Menemen İlçe Teşkilatı'nı, Maltepe İlçe Teşkilatı'nı, Karşıyaka evet, İlçe Teşkilatı'nı, Gemlik İlçe Teşkilatı'nı kendi genel merkezlerinin talimatlarına karşı görevlerini yapmamış sayarlar sonra onunla görevden alırlar. Onun için diyoruz ki Sayın Akşener'e buradan söyleyelim. Sayın Akşener Denizli'de yapmış olduğunuz mitingle ilgili Benlik İlçe Teşkilatınız, Samsun İlçe Teşkilatınız, Isparta Burdur İlçe İl Teşkilatlarınız, Menemen İlçe Teşkilatınız, Aydın İlçe Teşkilatınız ve Karşıyaka İlçe Teşkilatınız ve burada sayamayacağımız Denizli'nizin turizmini o gün artıran bütün o otobüslerin gelişiyle beraber teşkilatlarınız Denizli dışında bütün teşkilatlarınız görevlerini yapmış olduğu görülmüştür. Yani 10 bin rakamını bulamasanız da Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarıyla onların verdiği destekle beraber 8 bin yaklaşık rakamını Denizli mitingine ulaştığınız görülmüştür. Onun için
gelmeyen teşkilatlarınızı cezalandırmayın. Çünkü onlar üzerlerine düşeni talimatlarınız çerçevesinde yaptığınız denizi de görülmüştür. Peki rakamla ilgili açıklamanız bu şekilde. Peki içerikle ilgili, dediğim gibi sorunun başında da siz 2023'te sandıkta göreceğiz sonucunu diyerek aslında herhangi bir gündem derken seçim olmadığının vurgusunu yaptınız ama o soruyu da es geçmeyelim lütfen. Erken seçim vurgusu yine mitingde de yapılmıştı İYİ Parti lideri tarafından da ve Millet İttifakı'nın ortakları tarafından da yine yapılıyor bu vurgu. Ne söyleyeceksiniz? Neden şimdi, bu vurgu yapılıyor gündemde? Tabii ki. Bakın, öncelikle siyaset ihtiyaçtan yapılır, ihtirastan yapılmaz. Şu anda İYİ Parti'nin bütün kadrolarına baktığımız zaman hiçbir siyasi partide mevzi kazanamamış, bir koltuk hırsıyla ne kadar kendi partisinden ihraç edilmiş, ayrılmış kişi varsa onların İYİ Parti çatısı altında toplandığını görüyoruz. Bu anlamda İYİ Parti yapmış olduğu bu seçim davetiyle, Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olduğu bu seçim davetiyle toplumda karşılığı olmayan bir hususu aslında iddia ediyorlar, ileri sürüyorlar. Bakınız, bu ülkede düşünebiliyor musunuz? Böylesi bir salgın ortamında acaba futbol maçlarını tribünlere açalım mı? Acaba sivil toplum kuruluşlarının genel kurullarını yapalım mı yapmayalım diye bir konu tartışılırken bu ülkede 55 milyon insanı sandığa götürüp de gelin filasyona neden olacak şekilde oy kullanın demek zaten akla mantığa uyan bir şey değil. Bir. İki, şu anda acaba hükümet görevini yapabiliyor mu yapamıyor mu? Hangisini eksik yapıyor? Yahu Mehtap Hanım, bunların seçim konusu ilk çıkan mesele değil ki, bugün çıkan mesele değil. 2018 seçimleri bitmiş. 23 Temmuz, 24 Temmuz'da. Bunlar hemen Temmuz ayının akabinde, Eylül ayında seçimi hissediler. Ya bir dakika, ne oldu? Milletten aldığımız yetki 5 yıllıktı. Ve milletimize de vaadimiz vardı. Yapalım, bir müsaade edin, bekleyin. Nedir seçim derdiniz? Kazanacaklarından mı? Hayır, kazanmayacaklarını biliyorlar. Şimdi %75 oy hedefimiz var dedik. Elbette siyasi partilerin hedefi büyük olmalı. Şimdi soruyoruz, %23'lük Cumhuriyet Halk Partisi'nin %50+1 ile seçimi kazanacağına inanıyorlar da %53 oy alan Cumhur İttifakı'nın %75'e ulaşamayacağını kim iddia edebilir? Allah'ın izniyle ulaşırız. Zaten bu ülkede %75-80 bandında vatandaşımız bir kez de olsun AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na oy vermiş. Yani biz Türkiye'nin partisiyiz. Milletimizin kaderini kendi kaderimiz olarak görüyoruz. Bu anlamda seçim iddialarının tek bir gerekçesi vardır. Onu da iş dünyası, Denizli'miz en güzel şekilde anlar, bilir. Çünkü seçim demek hemen piyasaların adeta bir kaplumbağa, bir kirpi gibi kendi kabuğuna saklanması anlamına gelir. Ve sürekli bunlar 2018'den beri 3'er ay arayla seçimi gündeme getirmelerinin sebebi kazanmak değil. Acaba seçimi gündeme getiririz de piyasaları daraltırız, yatırımcıları durdururuz, yahu şu seçim de bitsin ondan sonra yatırımlarımızı yaparız diye bir algıyı ortaya koyabilir miyiz? Dertleri bu. Siyasi suikastleri ortaya çıkartırken, ileri sürerken de, siyasi suikastlar olacak gündemini hayata geçirirken de, yine ülkemizdeki ne kadar efendim tartışmalı konu varsa bunlar üzerinden ülkede kaos çıkarma gayretlerinin de arka planında yatan düşünce budur. Bunların seçim söylemesinin sebebi açıkçası Türkiye'yi bir ekonomik darboğaza itme gayretidir. Buna müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin de gündeminde seçim yoktur. Seçimler planlandığı üzere 2023 Haziran ayında yapılacaktır. Çok bir şey kalmadı. Bugüne kadar beklendi ve hiçbir zaman umduklarını bulamadılar. Ve inşallah 2023'te seçim yapmak da bizim milletimize olan bir vaadimizdir. 2023 seçimlerinde hak ettikleri cevabı alacaklardır. Evet. Bir de malum olduğu üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında, herhalde burada video göstermişler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçim, seçim, seçim dedi. Yahu 2023'te %70-80 faiz oranları, dolar takla atarak yoluna devam ediyor. Üretim yok. Efendim Türkiye 70 sente muhtaç olmuş. Memurların maaşları IMF'den alınan paralarla ödeniyor. Gençlerimizin geleceği ipotek edilmiş ve IMF'den gönderilen Kotoralli ile Kemal Dervişler de ülkeye yönetiliyor. Siyasi irade olarak hükümetin ve o dönem başbakanın ve hükümet ortaklarının yetkisi adeta ekonomik daralma nedeniyle ellerinden alınmış.
Böylesi bir ortamda da seçim istenmiş. Ve bu seçimden sonra da milletimiz her zaman en doğru kararı vermek suretiyle AK Parti'yi tek başına iktidara getirmiş ve hamdolsun uygun adım ve hızlı projelerle, reformlarla anayasal hukuk, ekonomik alanda Türkiye büyük mesafe kat etmiş. Onun için şu anda İYİ Parti'ye soruyoruz. Arkadaş, siz bu kadar seçim istiyorsunuz da seçimi kazanacağınızdan mı? Hayır. İlk kez seçim olmadı. Yerel seçimlere girdiler. Kaç tane belediye aldılar? Bir tane Büyükşehir'de, ilde belediye kazanabildi mi İYİ Parti? Hayır. Yahu sen dün neydin ki bugün ne olacaksın? Nereye gideceksin? Senin yapman gereken tek şey var mı? Sayın Akşener'e söylüyoruz. Çıkacaksın, milletimize, şehitlerimize, bu topraklara can vermiş şehitlerimizin ailelerine yapmış olduğu o hakareti, o küfrü yapan Lütfü Türkkan'a hak ettiği en düşük de olsa uyarı cezası ver. Sen de bir şey kaybetmezsin. Sahaya indiği zaman senin ağırlığında yapardı millet. Ancak sen o cezayı dahi maalesef vermiyorsun. Kınama değil, çıkarma değil. Uyarı cezasını dahi çok görüyorsun. Sayın Özkan, milletimiz de bunu unutmaz. Süremizin aşıyorum ama evet. Hemen çok kısa bir cevap da bekleyen, dediğim gibi vatandaşlarımızdan gelen soru da vardı. Stajyer avukatlarımız diyor ki biz yine farklı bir düzenlemeyle bizim staj hakkımız daha da konforlu hale gelecekti. Biz bunun müjdesini almıştık, düzenleme ne noktada, çalışmalar devam ediyor mu şeklinde de şimdi sorular geldi sosyal medyadan. Tabii biz bunu geçen hafta mecliste yapmış olduğumuz basın toplantısında da anlattık ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesine uygun bir şekilde kamuda çalışan ve tabii sadece kamuda çalışanlar değil, özel sektörde çalışanların da kendi iş yerlerinde çalışırken sigorta primleri yatıyor olmasını bir stajın iptal sebebi olmadan staj yapmalarına imkan sağlayan bir düzenleme getiriyoruz. Yani burada kamu ve özel sektör çalışan ayrımı yapamayız doğal olarak. Çünkü bu eşitlik ilkesine aykırı olur. İkincisi de Anayasa Mahkemesi'nin daha önce staj usul esaslarıyla ilgili ortaya koymuş olduğu iptal kararlarını da dikkate almak suretiyle. Çünkü bir düzenleme yapmak olmaz. Bu düzenleme anayasadaki eşitlik kuralına aykırı olursa bu da ayrı bir iptal sürecini gündeme getirebilir. İşte bu çerçevede taslak hazırlanıp ve inşallah bunu önerge olarak sunacağız ve diğer siyasi partilerin de destek vereceklerini açıklamışlardı bizim basın toplantımızdan sonra ve inşallah bunu da hayata geçirmek suretiyle bir hukuk mezununun kamuda veya özel sektörde çalışırken çalışsa da stajını yapma imkanını sağlayacak bir mekanizmayı hayata geçireceğiz. Çünkü mevcut sistemde kamuda çalışanlar staj yaparken stajları yanıyordu. Nasıl oluyor? Bir yıl ücretsiz izin alıyordu. Ücretsiz izin almış olduğu bu süre staj süresinin askı süreyle dikkat alındığından bir yıl 10 gün oluyor. Bir yıl 1 gün olabilir. Bir yıl içerisinde ücretsiz izini dolduğu zaman hemen dönmesi lazım kurumuna. Ancak bir yıl 1 gün staj devam ederse staj yanıyordu. Hı hı. Hiç staj yapmamış gibi sıfırdan. İşte diyoruz ki bu dönem izinli sayılsın ve bu dönemde stajını yapsın. Kamu kurumunda çalıştığı hakkı ortadan kalkmasın ve tekrar isterse kendi kurumunda, ister kendi pozisyonunda ve isterse hukuk departmanında mesleki faaliyetini kendi stajına uygun olarak hayata geçirebilsin, yapabilsin diye bir düzenlemeyi yapıyoruz. Hı hı. İnşallah bu hafta 5. yargı paketi olan 168 sıra sayılı 54 madde ve 2 bölümden oluşan kanun teklifimizin içerisinde madde ihtisası suretiyle bunu hayata geçireceğiz. Evet, şimdi şimdiden gençlerimize hayırlı olsun. Konuşacak çok konumuz var ama evet, süremiz kısıtlıydı. Sayın Özkan, bir sonraki yine gündemde de yine hem Türkiye'nin hem Denizli'nin hem de yine meclisin gündemini konuşmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sizler vesilesiyle evlerine misafir olduğumuz bütün hemşehrilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkürler tekrar. Evet sevgili izleyenlerimiz, AK Parti Grup Başkan Vekili, Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan hem Türkiye hem Denizli MG bölgesi gündemini değerlendirdi. Ekonomiyi söyleştik süremizin ilerlediğince ve en fazla gelen sorulardan da yine vatandaş sorusu olarak bir paranteze kendisine yönelttik. Yanıtlarımızı aldık ama dediğimiz gibi süremiz ne yazık ki kısıtlıydı. Konuşacak çok konumuz var. Bir sonraki görüşme olarak o konuları da taşıyacağız sonraki buluşmamıza. Evet, bugünlük de biz ayrılalım.
sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu ama en önemlisi sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.